Her yer değişecek. Bunu bir türlü anlatamıyorum ben. Bandırmalı. Ne oldu? Bir değişim ve gelişim içerisindeyiz. Yeni hocamızla beraber mücadele gücü yüksek ve koşu mesafelerini arttırdığımız ve sürelerini arttırdığımız bir dönemdeyiz. Üzerine iyi futbol etkilersek hedeflediğimiz bir noktaya inşallah hep beraber gideceğiz. Ama rakiplerimize de saygımız sonsuz. Çok önemli bir rakiple karşılaşacağız. Pendik'te hem bireysel yetenekler anlamında hem de takım oyunu anlamında birbiriyle oynamaya alışmış bir takım. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. Bireysel yetenek anlamında çok güçlüyüz ve hangi maçta nasıl bir tepki göstereceğimizi rakiplerimiz çok fazla algılayamıyor. Pendik maçı da bizim sonuna kadar mücadele edeceğimiz zor bir maç olacak ve ligdeki bütün dengeleri değiştirecek olan maçlardan biri. Tabii ligin sonu değil sonuç itibariyle ama önemli bir dönemeç. Burada ben Bandırma Spor taraftarının çok iş düştüğünü inanıyorum. Hani sanki bir şampiyonluk maçıymış, bir final maçıymış gibi o sahayı doldurmaları gerekiyor. Onlara düşen görev bu. Başka da bir şey istemiyoruz onlardan. Hakem hatalarının konuşulmayacağı, kimsenin hakkının geçmeyeceği fair play çerçevesinde güzel bir maç olsun. 3 haftada aldığımız 7 puan ve yukarıyla puan farkımızın 4 olduğu bir maç oynayacağız özellikle Pendik takımıyla. İyi gidiyoruz. Her şey yavaş yavaş hem koşu tempoları hem disiplin anlamında, oyun disiplin anlamında iyi işler yapan bir takım ortaya çıktık. En azından bırakmayan bir takım 90 dakika. Tabii eksiklerimiz var mı? Var. Yani o da yeni bir hoca, yeni bir şey değişiyor ama özellikle futbolcuların ortaya koyduğu dinleme, inanç ve takım disiplini bakımından çok memnunum. Şimdi bu hafta hep beraber Bandırma olarak bir finale çıkacağız. Yani bizim için yani final derken yani yendiğimiz zaman bir puana indiriyoruz. Herkes için çok önemli. Onun için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Çünkü o grup arkamızda olduğu zaman taraftar grubu biz daha farklı işler yapıyoruz. İddialıyız. Kerim'in biraz grip bir enfeksiyonu vardı, iyileşti. Okan hala devam ediyor. İlk yarıyı kapattı Mahmut'la ikisi. Diğer taraftan bir eksiğimiz yok. Tam hazırlanıyoruz. Manos'un biraz gribi falan vardı. Tabi bu havalarda yaşadığımız şeyler. Öbür türlü bir eksiğimiz yok. Devam ediyoruz. İnşallah istediğimiz şekilde devam edip hedef üst sıralar. Özellikle hem kulüp olarak hem şahsım olarak hem de oyuncu grubu olarak üst sıralar oynamak istiyoruz. Onun için de önemli bir maç. İnşallah bu maçı da iyi geçip ilk yarı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz Gençler Birliği maçıyla. Ama bir kez daha söylüyorum. Özellikle şimdi ihtiyacımız var bizim. Takıma desteğe ihtiyacımız var. Herkesin de güzel bir maça pazar günü özellikle güzel bir saatte bekliyorum.